İstanbul'umuzun ne yazık ki yaşadığı talihsiz işgalin sona erdiği gün. Talihsiz diyorum çünkü gerçekten o zaman, o dönem ne İstanbul'umuz ne milletimiz böylesi bir işgali hiç hak etmemişti. Ama tarihsel süreçlerde bazen yapılan hatalar hiç tahmin edemeyeceğiniz işgaller ve muameleleri sizinle buluşturabiliyor. İşte 6 Ekim öncesi yaşanan aslında tam da böyle bir şey. Onun için milletimizin her zaman uyanık, her zaman zeki, çalışkan ve dönemine uygun bir biçimde sosyal, ekonomik bütün alanlarda güçlü olma mecburiyeti vardır. Bu anlamda o dönem yaşatılan yanlışlar bu kadim kenti 5 yıl boyunca işgal kuvvetlerinin komutasına teslim edilmesini ortaya koymuş. Tabii bu 5 yıllık süreç başladığında buna en çok üzülen ve belki de herkesin umutsuz olduğu anlarda umudunu en yüksek tutan kimdi derseniz, ulusal kurtuluş mücadelemizin başkomutanı ve Boğaz'dan geçerken Kartal İstinbotu'nda düşman işgal kuvvetlerini gördüğünde geldikleri gibi gidecekler diyen Mustafa Kemal Atatürk'tü. Mustafa Kemal Atatürk gerçekten dünyada ülkelerin başına gelebilecek herhalde en güzel şey, en güzel lider, en başarılı lider. Çağın çok ötesinde düşünceleriyle bizleri aydınlatan ve hala geçerli olan ve inanın 100 yıl değil, yüzyıllar geçse de geçerli olacak devrimleriyle inanılmaz bir şans Türkiye Cumhuriyeti milletimiz için. Sadece bizler için mi değil, aynı zamanda çevre ülkeler için, aynı zamanda mazlum milletler için, emperyalist işgallerin altında ezilen insanlar için, Hindistan'dan Afrika'nın en güneyine ya da Güney Amerika'dan başka ülkelere varıncaya kadar umut ışığı olmuş düşüncelerin sahibi Mustafa Kemal Atatürk. Bu bağlamda çok şanslıyız. Ama tarihsel süreçte benim çok önemsediğim kıymetli bir ilişkiden bahsetmek istiyorum. Çağına göre çok kıymetli bir başka liderden bahsetmek istiyorum. O da Fatih Sultan Mehmet'ten bahsetmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet bizim tarihimizin en şanlı komutanlarından, en kıymetli liderlerinden birisiydi. İstanbul'u fetheden kişiydi. İstanbul demek Fatih demekti. Fatih demek İstanbul demekti. Bir çağı açıp bir çağı kapatan ve aynı zamanda döneminde İstanbul'u ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı olmakla değil, bir yönüyle de entelektüel tarafıyla, sanata olan düşkünlüğüyle, farklı kimliğiyle çok değerliydi. Fatih Sultan Mehmet bir başka başarıya imza atmıştır. Dünya başkenti olan İstanbul'un, bu değerli metropolün, kadim kentin kültürel ya da inançsal farklılıklara rağmen bir arada yaşanmasına olağanüstü imkan tanıyan bir kent inşa etmişti. İşte İstanbul'un farkı ve Fatih Sultan Mehmet'in önemli özelliği buydu. Dediğim gibi bir çağın kapanışına, bir çağın açılışına sebep olmuştu. O dönemin önemli aydınlanma tanımı olan Rönesans döneminin bir nevi İstanbul'da da bir ayağının liderliğini yapmıştı. Biz 6 Ekim'de tam da bugün sizleri Fatih Sultan Mehmet'in o dönemde yapılmış olan bir tablosunu hediye etmenin de gururunu yaşıyorum. Bu gururla bütün halkımız buluşsun diye Saraçhane binamızda Fatih Sultan Mehmet'in benliğinin
atölyesine ait olduğu düşünülen bu tablosunu sizlerin görmesi için sergimizi oluşturduk ve davet ediyoruz. 2 ay boyunca orada. Ama konuşmamın başında ikilinin buluşması diye bahsettiğim şey başka bir şeydi. O da şu. İşte o dönem İstanbul'u fetheden ve bu bahsettiğim özellikleriyle tarihe damga vuran Fatih Sultan Mehmet'in belki de bizlere en büyük emaneti İstanbul'du. Ve İstanbul'a yüzyıllar sonra bu değerli emanete sahip çıkan da Türkiye'mizin, güzel cumhuriyetimizin kuruluşuna imza atan ve bu güzel kenti esaretten kurtarıp tekrar bizim topraklarımız olmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bazen değerlerimizi birbirinden ayrıştıran, değerlerimizi birbirinden ayrıştırmaya çalışan, hatta birbirinden uzaklaştırmaya çalışan anlayışlar vardır. Aslında o kadar yakındırlar ki birbirlerine. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul için en büyük hayallerinden birisinin Fatih Sultan Mehmet'in bu şehrin doğru bir noktasında anıtının olması ve bu şehre bıraktığı izin her zaman yaşatılmasını sağlamasıydı. İnşallah biz hem Fatih Sultan Mehmet'in anısını yaşatmak hem de yakışır bir biçimde çağın güzel insanlarının o çağın hangi gereklerinin çok ötesinde işler yaptığını anlatan bir noktayı İstanbul halkına hep birlikte hediye edeceğiz. Ve Fatih Sultan Mehmet'in bu güzel anıtını müzesiyle beraber inşallah Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyeti olarak İstanbul halkına hediye edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim, İstanbul'da biz dostluğu, kardeşliği, barışı ve bugün yaşadığımız sağlıkla ilgili bütün sorunları aşan, pırıl pırıl bir kent haline getiren ve bu güzel duyguları yaşatan bir kent olmayı hayal ediyoruz. Kendi tarihiyle gurur duyan, tarihini ileriye taşıyan, tarihinin değerlerini geleceğe taşıyan bir anlayışla İstanbul'umuzun kadim kenti olarak içinde bulunan bütün tarihsel süreçleri en iyi şekilde, en doğru biçimde yansıtan bir anlayışı da kültürel anlamda tarihsel süreçte kentimize kazandıracağız. Bu manada bu kıymetli günde bütün İstanbul halkının İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunu bu yıl dönümünde kutlu olmasını diliyorum. İnşallah ne bu güzel kent ne de cennet vatanımızın bir karış toprağının bile hiçbir düşman kuvvetinin ya da işgal kuvvetinin bir şekilde tehdidi ya da işgali altında olmayacağının hep birlikte teminatı olmasını diliyorum. Hep birlikte olmamızı diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer başkanımıza çok teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımları için. Ve alkışlarla kendilerine, yerlerine davet edelim. Birazdan İstanbul Büyükşehir Belediye'miz şehir tiyatrolarının kıymetli sanatçıları İşgal adlı oyunu sahneleyecekler. Bu oyunu da kıymetli başkanımız bizlerle birlikte izleyecekler. Şimdi tüm seyircilerimizi sosyal mesafe kurallarına göre sahnemizin önündeki sizlere ayrılmış olan koltuklara davet ediyoruz. Lütfen maskelerinizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takın.